Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde beşeriyetin, insanlığın en son ve Allahu Zülcelal'in razı olduğu ezeli ve ebedi dini İslam'dır dedik. Yani insanlık, beşeriyet, dünyada saadet, mahşerde kurtuluş ve ötesinde cennet, nimet ve cemal istiyorsa İslam'ı din olarak zerrelerine kadar yerleştirecek ve hayatı boyu İslam'ın emirleriyle, amelle bulunup nehilerinden sakınacak. Muhterem Müslümanlar, hadiseler açık olarak bu gerçeği asırlar boyu göstermiştir ve İslam'dan ayrılışın neticeleri de bugünkü dünyamızda çok açık hadiselerle yaşanmaktadır. Bir takım zavallılar korkunç çalkantılar içerisinde, perişan halde, bocaladıkları halde hala İslam'a dönüş çarelerini aramamakta ve gafletlerinde ısrar etmektedirler. Ama muhterem Müslümanlar, bu gidişin sonu yok. Bir tek kurtuluş çaresi var, o da bütün müesseseleriyle İslam'a dönüştür. Bunu ben değil muhterem Müslümanlar, bir başkası değil, Allah böyle istiyor. Yarattığı kullarının saadetini vaz ettiği dini nizama bağlamıştır. Mülkün sahibi ve razıtu lekumul İslam'a dina. Sizin ancak dininizin İslam olmasından razı oldum, saadetinizi de o nurlu yolda kıldım diye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhterem müminler, cumalardır İslam'ın ebedi din oluşunu ifade ettik. Niçin diye sorulan suale cevap olarak dedik ki zira İslam kavi temellere oturur. Sarsılmayacak temellere oturur. İmtihan için Mevla-i Müteal bazen alemde bir zaaf gösterir. Aynaya bir zaaf akseder. Fakat tekrar kuvvete dönecektir diye ısrar ediyoruz muhterem Müslümanlar. Ve de şunu ifade ediyoruz tabii, dünya fanidir. 1400 senedir İslam şahlanmış durumda. 1300 küsurunu öyle kabul edelim. Son bir asırdır alem İslam'da bir sarsıntı, bir bölünme, dış görünüşüyle bir perişanlık var. Yüce Rabbimiz imtihan ediyor muhterem Müslümanlar. Ayeti kerimeyi defaatle okuduk, tekrar okuyoruz. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz insanlar arasında zaferi ve mağlubiyeti değiştiririz ki
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diğer ayet-i kerimede ölümler, dirimler, imtihanlar, nimetlerin, zafer ve mağlubiyetlerin değişmesinin gayesi hanginiz daha güzel amel işleyecek, hanginiz tarik-i müstakimde sabit olacak, hanginiz yol değiştirip zaman seli içerisinde çar çöp halinde akıp gidecek, bunu imtihan için, bunu görmek için buyuruyor Mevla-i Müteal. Efendiler, biz bütün varlığımızla Halik'imize niyaz ediyoruz. Ya Rabbi, bizi İslam'ın fil dişi caddesinden, Kur'an'ın nur çeşmesinden, Hazreti Muhammed'in ilahi ve Rabbani envar ve Hakk'a giden çizgisinden ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem müminler, zaman onun, devran onun, şeref onun, her şey onun. O var diye biz varız muhterem müminler. Aziz cemaat, o var diye biz varız. O var diye aylar, güneşler ve yıldızlar ışığa kavuşmuştur. Tamam mı? Koca Yunus, Allah gülü, Mevla bülbülü Koca Yunus öyle diyor. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in, cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Evet, kainatta nur ve ışık namına, ezelden ebede ne varsa, ağızların tadı, gönüllerin aşkı ve zevki ve neşesi, hepsi Hazreti Muhammed'in şerefine. Yüce Rabbim, bizi onun nurlu yolundan ayırma. Muhterem Müslümanlar, evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Dersimizin ser levhasını tezyin eden ayet-i kerimede Allah-u Zülcelal Resulü için ne buyuruyor bakınız. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Ey müminler, ey insanlar, size kendi nefsinizden, kendi cinsinizden Resul, elçi, peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, ayeti kerime şunu açık ifade ediyor. Peygamber Efendimiz bir feriştah değildir, bir melek değildir. Semadan inmemiştir. Bizim, yani beşerin, Hazreti Adem'in evladıdır. Kavmi Kureyş'ten, Abdümenaf oğullarından, daha yukarıda Hazreti Halilurrahman, İbrahim Aleyhisselam'ın nesil ve torunlarından gele gele, nihayet Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, bunu böyle ifade etmekle Cenab-ı Halik-i Zülcelal beşere büyük şeref veriyor demektir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, yani peygamberiniz semadan inmiş kişi değil, sizden biri buyuruyor, sizden biri, kadrinizi biliniz diyor. Varlığın göz bebeği, kainatın nuru, 124 bin enbiyanın imamı ve aynı zamanda peygamberi, arşın, kürsinin, levhin, kalemin, cennetlerin ve gönül nimetlerinin kendi nurundan halk edildiği büyük insan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizden çıkmıştır. Ya, yoksa Mevla isteseydi Cenab-ı Cibrilleri, Mikailleri, onun gibi bir büyük melek halk etmek suretiyle bu zat peygamberiniz derdi. Hayır, bize bizim içimizden peygamber gönderiyor ve bizi ona ümmet kılıyor. Elhamdülillahi Teala. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Kendi nefsinizden size çok aziz bir peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri bizim içimizden bize benzeyen ve evladı Adem olarak bir peygamber geldi ifadesi Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretlerinin
beşer olarak Cenab-ı Hak tarafından nice nimetlere nail oluşuyla, tekrar ediyorum, insan oğlunun Hak nezdindeki kerameti de ortaya çıkmış oluyor. Bakınız, aziz kelimesinde, Peygamber Efendimizin aziz oluşu meselesinde şöyle bir latifeyi ifade etmek istiyorum muhterem Müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam meleklerin kendisine secde edilmesi hadisesi ve yeryüzünde halife olarak yaratılış hakikati Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife, sayfayı ileriye doğru okuduğunuz zaman hadise olduğu gibi Kelamullah'da anlatılıyor muhterem müminler. Evet. Cenab-ı Adem Aleyhisselam cennettedir, nimetlerle perverdedir, Hazreti Havva validemiz de yanındadır. Halik-i Zülcelal meleklere secdegah olduktan sonra Esma-i İlahi, yani bütün kainatın, varlığın isimlerini ve tecellilerini kendisine Cenab-ı Hak verdikten sonra cennete koyuyor. Kendilerine yiyiniz, içiniz, sadece bu ağaca yaklaşmayınız. Sizi bu ağacın meyvesinden men ediyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Hazreti Adem'le Cenab-ı Havva'ya imtihan. Muhterem Müslümanlar, biz de dünyada devamlı imtihan içindeyiz diyoruz ya. Bu da Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın imtihanı. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Eğer bu ağaca yaklaşır da meyvesinden yerseniz zalimlerden olursunuz. Muhterem müminler, İblis aleyhi lâne, İnsanlığın en büyük düşmanı evvela nefsi, sonra da iblis, şeytan muhterem Müslümanlar. Onun için ezelden beri Allah nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza etsin diye ecdadımız dua ederek gelmiştir. Biz de dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Fahri kainat 5 vakit dualarında Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli zî şer ve min şerri şeytan ve min şerri külli dâbbetin ente âhidun bi nasiyetihâ ya rabbel alemin. Böyle dua ediyor Resulullah, Nebiyullah, Habibullah, Halilullah, sahibi Kur'an, sahibi şeriat, Allah'ın en yüce dostu, masum insan, nefsi ve kalbi kabzayı kudrette, daima inayet ve ismeti ilahi içerisinde, öyle olduğu halde 5 vakit Resulullah böyle dua ediyor. Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi. Ya Rabbi, sana nefsimin şerrinden sığınırım. Ümmetine talim için muhterem müminler. Ümmetine talim için, tamam mı? Kendi masum olduğu halde yine bir hadis-i şeriflerinde Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete ayn ve la akalle min zalik. Ya Rabbi, göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma diye dua ediyor. Gençler, gençler, Allah Resulü'nün kavil ve ameline dikkat ediniz. Masum olduğu halde, Ya Rabbi beni nefsimin şerrinden muhafaza buyur diyor. Nefis şerri, korkunç. Gördüğünüz bu süprüntü haline gelmiş bütün mahluklar, iki ayak üzerinde yürüyen mahluklar, hep Mevlana tabiriyle nefsinin tepmesini yiyen kişilerdir. Vatanın, memleketin asil evlatları, ya yüzüstü sürünen, hakikate muhalefet eden, ibadet ve taattan zevk almayan, din ve şeriat düşmanı bu sefil mahluklar hep nefsinin tepmesini yiyenlerdir bunlar. Onun için memleketin asil evlatlarına sesleniyorum. Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınacağız. Dünya, Müslümanlar, dünya darul imtihan. Evet. Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya sümme şühedâ sümmel emsel fel emsel yübteler racülü alâ kaderi dini. Muhterem Müslümanlar, belaların en şiddetlileri peygamberlere, sonra veliler ve alimlere, sonra şehitler ve erbab-ı iptilaya,
El emsel fel emsel, herkesin dini ne kadar kavi ise çilesi o kadar kavi olacaktır. Hazır olunuz. Ne demek o yani? Dini kavi olursa, ilim adam olursa tabii mücadele edecek. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ve mücadele ve cihadı esnasında da karşısına nice hendekler, barajlar çıkacak. Ayaklarının altına çöğürler, dikenler dökecekler. Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'deki 13 senesini asr-ı saadetten okuyun Müslümanlar. Allah'ınızın aşkına diyorum. İlk çilekeş Müslümanların hayatını asr-ı saadetten okuyunuz. Kısası Enbiya'dan okuyunuz. İslam tarihinden Mustafa Asım Köksal'ın İslam tarihinden okuyunuz. Ya Cenab-ı Yasir, Cenab-ı Yasir ve Cenab-ı Sümeyye, Hazreti Ammar'ın radıyallahu anh annesi ve babası radıyallahu anhüma, muhterem müminler. Siz demek Muhammed'e inanıyorsunuz öyle mi? Evet. Allah'ın birliğine inanıyor, bütün putlarımızı itiyorsunuz öyle mi? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Yasir'i, Hazreti Ammar'ın pederini evvela, iki, hani avam dilinde Konya'mızda buhur deve derler ya, o cezbe halindeki iki deveye ayaklarından bağlıyorlar. İki deveyi ayrı istikamette ürkütüyorlar. Bacaklarından vücut iki parçaya ayrılıyor. Sonra Cenab-ı Sümeyye validemiz. Ya. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye ismini vermiş. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye. Şimdi bu güzel isimler cemiyetimizde çoğalıyor. Allah'a milyarlar hamd ediyoruz muhterem Müslümanlar. Hazreti Ammar bir an için gizliyor. İmanını gizliyor. Lat, Menat, Uzza falan deyip yakayı kurtarıp Medine-i Tahire'ye geliyor. Mescid-i Saadet'ten içeriye girince sahabe kendisini soğuk karşılıyor. Niye o da annesi babası gibi şehadeti kabul etmedi de böyle söyleyip yakayı kurtarıp geldi demek istiyorlar. Peygamber-i Zişan Efendimiz buyuruyorlar ki Ammar kardeşinize soğuk davranmayın. Onun iman kıllarının ucundan ayak tırnaklarına kadar bütün hücreratına hulul etmiştir diyor. Cenab-ı Ammar Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Yusuf aleyhisselam bu hadisenin içerisinde kıssası nakledirken öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de: ve ma überri'u nefsi innen nefse le emmaratun bisu'i illa ma rahime rabbi. Ey dostlar diyor, ey kardeşler, ben nefsimi bütün noksanlardan ve günah ve masiyetlerden tenzih edemem. Zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir. Zira nefis innen nefse le emmaratun bisu'i illa ma rahime rabbi. Nefis şiddetle ve dehşetle ve insafsızca kötülüğü emredicidir. Niçin bizim içimizde bu? İmtihan için. Muhterem Müslümanlar, melekler nurdan yaratılmıştır. Fakat beşerin hayırlıları meleklerin hayırlısından daha hayırlıdır. Beşerin aftalı olan insanlar meleklerin aftalından daha aftaldır. Niçin? Meleklerde nefis mücadelesi yok. Nurdan yaratılmış mahluklardır. Onlarda terakki yok. Hatta onlarda aşk diye bir şey yok muhterem Müslümanlar. Onlar وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فَهْوَاسِنْجَ belli bir çizgi, belli bir mertebede vardırlar ve selam. Yemezler, içmezler, doğmazlar, büyümezler. İlahi nurdan hak edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın yok olun dediği ana kadar vardırlar ve selam. Ama beşer devamlı mücadele ve cihat. Hani söz uzanır ger kalanın der isem dediği gibi Süleyman Çelebi'nin, sözde uzanıyor muhterem müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri sefer dönüşü buyuruyorlar ki: "Raca'na minel cihadil asgar
ilel cihadil ekber. Ey ashabım, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Ey ashabım, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabe soruyorlar. Efil medineti aduun ya Resulallah. Düşman geride kaldı, harbi bitirdik, dönüyoruz. Medine'de düşman mı var ya Resulallah da böyle buyuruyorsunuz? Ada aduvike nefsukelleti beyne cembeyk. Delikanlı evladım, muhterem Müslümanlar, hepinize birden sesleniyorum. Nefsin genci ihtiyarı olmaz, Rabbim muhafaza buyursun. Kişiyi 99 yaşında da azdırabilir muhterem müminler. Allah şerrinden hepimizi muhafaza buyursun. Ne hoca bilir, ne hacı bilir, ne veli bilir. Ancak ve ancak masum elen olan enbiyadır. Ya. Hani avamilde harfi cer bahsinde hocamız ezberletmişti. İçinizde avamil okuyanlar var mı? Ennâsü küllühüm heleketün illel alimun. Vel alimune küllühüm heleketün illel amilun. Vel amilune küllühüm heleketün illel muhlisun. Vel muhlisun alâ hatarin azîn. 45-50 sene evvel hocamızın önünde nahivden avamil okurken harfi cer bahsinde bu ibareyi ezberlemiştik. Bazı eserler zayıf hadis olarak da almışlardır muhterem Müslümanlar. İnsanlar helaktedir, alimler müstesna. Alimler helaktedir, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler helaktedir, ihlasla amil olanlar müstesna. İhlasla, sadece amel etmek kafi değil. Allah için amel, ihlasla amel. Ya muhterem Allah. Rabbim bizi tevfik ve hidayetinle kuşat. Bizi bize bırakma. Vel muhlisune ala hatarin azim. Muhterem Müslümanlar, muhlis kullar da hatarı azim üzerinedir. Enbiya müstesna, ihlaslı olan kullar da hatarı azim üzerinedir. Onun da ayağı kayabilir diyor. Tamam mı? Öyleyse her an ve her halükarda Allah, 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 Allah deyip Allah diye diye öleceğiz inşallah.